Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir eczane çalışanı 73 yaşındaki hastayı tartaklıyor efendim. İzleyelim. Önce iterek dışarı çıkarttı, sonra tartaklayarak iki kez yere düşürdü. Yaşlı adam yarı baygın yerde yatarken o çalıştığı eczaneye döndü. Fırladı geldi, beni itekledi. Oradaki sehpaya düştüm. Ondan sonraki görüntüler kamerada var zaten. Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Parkinson hastası Sedat Keskin öksürük şikayetiyle hastaneye gitti. Ardından ilaçlarını almak için evinin yakınındaki eczaneye uğradı. Çalışan Velid Kaya, yaşlı adama elindeki reçeteyle ilaç alamayacağını söyledi. Keskin, ilaçları farklı bir eczaneden temin etti. Ertesi sabah kendisine ilaç vermeyen eczaneye gitti. Niye vermediniz? Hiç cevap vermedi. Kardeşim bu ilaçları bana vermediniz. Niye vermediniz soruyorum. Sana bu cevap vereceğiz lan dedi. Lan diyerek fırladı geldi. Eczane çalışanı Velid Kaya, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartırken yere düşürdü. Daha sonra ikinci kez kaldırma itti. Yaşlı adam fenalık geçirdi, olduğu yere yığılıp kaldı. O anlarda eczanenin diğer çalışanı olaya kayıtsız kaldı. Dışarıda yarı baygın ama kendimden geçmedim dururken, geçen oradaki halk beni tanımıyorlar zaten, tanıyamıyorlar o hazretteki. Ne var bu amcada? Numara yapıyor diyor. Keskin, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İfadesi alınan eczane çalışanı yaşlı adamın kendisine küfür ettiğini öne sürdü. Yaşlı adam eczane çalışanlarından şikayetçi oldu. Ya yalan söylemeyin bari ya. 73 yaşında adam sana küfür etse ne olur ya. Amca haklısın dersin geçersin. 73 yaşında. Senin iki katın. Abi terbiyesiz. Yürüyüşe bak. 73 yaşındaki amcayı yere yatırdı ya, birdenbire koltuk altları şey yapmış, şişmiş arkadaşın. Terbiyesiz, ahlaksız. O diğer çalışan da sessiz kalan dilsiz şeytan. İkisinin de işine son vermek lazım. Yürüsün bakayım dışarıda, çıksın böyle. Sallansın. Allah akıl fikir versin size de.